ve A Haber Radyo A Haber'le birlikte ekranlarınızdayız. Saatler 13'ü gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Geceden gelen sıcak bilgiler var, günün yeni başlıkları var. Hepsini sizlere aktaracağız. Sıcak başlıklara bakalım hep birlikte. Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı var değerli izleyenler ve dinleyenler. Mutasyona uğrayan koronavirüs 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya sebep olabilir mi? Bu sorunun cevabına bakacağız birazdan sizlerle birlikte. Türkiye 4 ülkeden uçuşları iptal etti. Ayrıntılar neler? Aktaracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kızıklı'daki konutunu gizlice fotoğraflamaya çalışan teröristler yakalandı. Bu konunun da ayrıntılarına birazdan sizlerle birlikte bakacağız ve bütçe maratonu sona erdi. Ancak meclisin gündemi bu haftada yoğun elbette ki. Genel kurulda Libya ve Afganistan tezkereleri ele alınacak. Konunun detaylarına bakacağız. Asgari ücret belirleme maratonunda 3. toplantı yarın gerçekleşecek. Teklifler masada olacak. Kim ne istiyor? Son durum nedir? Ayrıntılarına bakacağız. Ajans bugün başlıyor. Hoş geldiniz. İngiltere Sağlık Bakanlığı ülkede etkili olan koronavirüsün mutasyona uğradığı ve kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Aralarında Almanya, İtalya ve Belçika'nın da olduğu birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu. İngiltere'de virüs mutasyona uğradı. Avrupa'da alarm seviyesi artırıldı. Mutasyona uğrayan virüsün eskiye göre %70 daha bulaşıcı olduğu ve ülkenin tamamında görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yeni türün kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Gelen uyarı tüm dünyada endişeye yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve Kuveyt İngiltere ile uçuşları durduracaklarını açıkladı. İrlanda hükümeti İngiltere'den gelen uçuşlara 48 saatlik yasak getirdiklerini aktardı. Çekya ise İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağına vurgu yaptı. Öte yandan yeni türün daha ölümcül olduğuna işaret eden bir kanıtsa bulunmadığına dikkat çekilmişti. Mutasyon haberiyle birlikte elbette ki tüm dünya alarma geçti değerli izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasakladı. Şimdi ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven'den alacağız. Alparslan, bu son bilgiyle birlikte İngiltere'deki durum nedir? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İstersen vaka sayılarıyla başlayalım. Dün 35.928 vaka tespit edildi. Bu da İngiltere açısından bir rekor diyebiliriz. 236 kişi daha yaşamını yitirdi İngiltere'de ve toplam ölüm sayısı 67.401 olarak açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yeni türün kontrolden çıktığını söylemesi tüm dünyada tabii endişelere yol açmıştı. %70 daha fazla bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü iddia ediliyor. Diğer yandan daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler art arda önlem alarak İngiltere ile sınırlarını kapatmaya devam ediyor açıkçası. Alparslan, önemli bir gündem daha var elbette ki. Tüm bu söylediklerin gerçekleşirken ya da gerçekleşme ihtimali varken mutasyon sonrasında Avrupa Birliği ülkeleri acil bir toplantı kararı aldı. Acaba bu toplantının sonucunda hangi konular masada olacak öncesinde ve sonucunda biz neyi göreceğiz, ne öngörüyorsun? Avrupa Birliği'nin tabii acil toplantısının nedeni İngiltere'nin yapmış olduğu açıklamalar ve anlaşmasız Brexit. Özellikle İngiltere ile sınırında büyük bir kaos yaşanıyor. Dün Daily Mail gazetesinin internet sitesinde manşette yer alan haberin başlığı da toplum dışına itilen Britanya, İngiltere başlığını taşıyordu. Tabii bütün bunlar özellikle Kent bölgesinde tır kuyrukları ve Londra'dan kaçan İngilizlerin fotoğrafları eşliğinde verilen haberlerdi.
ülkede de kaosun hakim olduğu belirtilmişti. Bugün hem Avrupa Birliği'nin yanı sıra İngiltere'de de Başbakan Boris Johnson'ın acil durum Cobra toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Bu toplantıda da bu virüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde de dün aralarında Almanya, Avusturya, Hollanda ve birçok ülkenin özellikle İtalya, Fransa'nın da bulunduğu ülkeler İngiltere'ye sınırlarını kapatmaya başlamıştı. Sadece hava yolunu değil karayollarını da kapatma kararı aldılar. Özellikle Eurostar dün akşam saatlerinde saat 23'ten sonra artık seyahat turlarını durdurdu ve İngiltere ile tüm bağlar koparılmış oldu. İngiltere açıkçası bir yandan İskoçya'dan diğer yandan İrlanda'nın alacağı kararla birlikte tamamen izole edilmiş bir ülke pozisyonuna, bir ada pozisyonuna düşmek üzere. Brexit ile birlikte İngiltere tamamen gerçekten kendisini bütün dünyadan izole edecek gibi görünüyor. Demiryolu firmaları Eurostar'dan yapılan ilk açıklamada pazartesi gününden yani bugünden itibaren Londra, Brüksel ve Londra Amsterdam arasındaki trenlerin iptal edildiği belirtildi ve ilerleyen saatlerde yapılan diğer bir açıklamayla Paris seferlerinin de durdurulduğu belirtiliyor. Yalnız tabii İngiltere'de böyle bir virüsün sadece bu ülkede görülmesi biraz kafalarda soru işaretleri de yaratmış durumda. İngiltere'nin tabii başarısızlıkla suçlanan Sağlık Bakanı ki hükümet de aynı şekilde özellikle bu koronavirüs sürecini başarısızlıkla yönetmekle suçlanıyor. Başbakan Boris Johnson'ın büyük bir baskı altında olduğunu hatta birçok kendi partisinden milletvekillerinin de istifa etmesi gerektiği yönde açıklamalarını bugün yine İngiliz gazetelerinde öne çıkan haberler arasında görüyoruz. Tabii Sağlık Bakanı Matt Hancock yapmış olduğu dördüncü seviye açıklamasının ardından Londra'dan kaçmaya çalışan vatandaşları da sorumsuzlukla suçlamıştı ve bu nedenle kısıtlamalar nedeniyle başkentten uzaklaşan vatandaşlar tren istasyonlarına akın etti ve İçişleri Bakanlığı da başta King's Cross, St. Pancras, Waterloo ve Euston gibi ülkenin başkentin önde gelen tren istasyonlarına maskeli çok sayıda polis sevk etti ve polis sayısını iki katına çıkarmış durumda. İngiltere Kilisesi Canterbury Başpiskopası da yaşlılara Noel'i kilisede kutlamayın, Noel'e kilisede gitmeyin çok tehlikeli uyarısında bulundu ve zaten ibadet yerleri de İngiltere'nin en sert koronavirüs kısıtlamalarına tabi olan seviye 4 bölgelerinde dahi Noel dönemi boyunca ülke genelinde açık kalacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Londra'daki son durumu aktardı bizlere konuyla ilgili. Şimdi Londra'dan bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni formunun ortaya çıkması üzerine ülke nüfusunun 1/3'ü sıkı karantinaya alındı. Gece başlayan yasak kararı uygulamaya geçmeden önce de Londra'dan çıkmak isteyenlerse izdama yol açtı değerli izleyenler ve dinleyenler. Havaalanları ve tren istasyonlarında izdiham yaşandı. Ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. O ilk günkü koronavirüsün ilk çıktığı zamanki korku ve endişe hakim elbette ki insanlarda. O yüzden bir an önce bulundukları yerden çıkmak istediler bu görüntülerden de anladığımız üzere. Yeni koronavirüs, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış haliyle birlikte 4 ülkeden uçuşlar iptal edildi değerli izleyenler. Türkiye'de İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika buralara uçuşlar iptal edildi. Geçici durdurma kararı alındı diyebiliriz konuyla ilgili. Şimdi devam edelim. Bu konunun ayrıntıları nelerdir? Türkiye hangi kararları ve tedbirleri aldı? Haberimizde bakacağız ayrıntılarına. Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Alarma geçen Avrupa ülkeleri İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu. Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'de yeni tedbirler aldı. Önlemler kapsamında 4 ülkeyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada o ülkeleri paylaştı. Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaşma hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonuyla tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. Ancak planlı uçuşlar ve karar saatinde havada olan uçaklar kapsam dışında tutuldu. O yolcular için İstanbul Havalimanı'nda yoğun tedbir alındı.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla gece saatlerinde Londra'dan İstanbul'a gelen 125 yolcuya havalimanında koronavirüs tedbirleri uygulandı. Yolcular, sağlık ekipleri tarafından havalimanındaki PCR testi alanına götürüldü, 125 yolcuya PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular evlerinde karantinada kalacak. Filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacaklar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de vatandaşların karşılıklı tahliyelerinin kontrollü olarak yapılacağını duyurdu. Türk Hava Yolları'ndan da açıklama geldi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularımızın bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir, dedi. İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü hızla yayılırken Avrupa'yı aşı endişesi sardı. Geliştirilen aşıların çok daha bulaşıcı olan bu türe etki edip etmeyeceği sorularına ilk yanıtsa Almanya'dan geldi. Avrupalı otoriterlerle iletişim halinde olduklarını belirten Alman bakan, aşıların aynı etkiyi göstereceğini düşünüyoruz, dedi. Koronavirüs aşıları mutasyona uğrayan türe etki edecek mi? İngiltere'nin virüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından dünya bu soruya yanıt arıyor. Endişeli bekleyiş sürerken konuya ilişkin ilk açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi. Alman devlet televizyonuna konuşan bakan, geliştirilen aşıların mutasyona uğramış yeni türe karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti. Alman bakan ayrıca gelişmeye ilişkin olarak Avrupalı otoriteler arasında kesintisiz bilgi akışı olduğuna dikkat çekti. Spahn, şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu uçağında bir koronavirüs hastasının ölmesi büyük paniğe neden oldu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine uçak acil iniş yaptı. ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta büyük panik yaşandı. Uçakta bulunan bir koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Bunun üzerine yolcular büyük panik yaşadı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular ortamdan uzaklaşmak için adeta birbirini ezdi. Yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini aktardı. Ülke basınına göre hayatını kaybeden yolcunun koronavirüs testi pozitifti. Ancak semptomlarını gizleyerek uçağa bindiği ifade edildi. ABD'li yolcunun uçağa binmesinde ihmal olup olmadığını araştırmak için United Airlines havayolu şirketi çalışma başlattı. Yolcuların da bir süre karantina altında kalacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Fatih Altaylı'nın COVID-19'dan hayatını kaybedenlerle ilgili iddialarına ölüm raporu üzerinden tek tek cevap verdi. Salgınla mücadeleye gölge düşürmeyin çağrısı yapan Koca, sağlık ordumuza duyulan güven böyle basit iddialarla yıpratılmamalı, dedi. Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur. Sağlık Bakanı, Türkiye'nin ve sağlık çalışanlarının koronavirüsle kararlı mücadelesine gölge düşürmek isteyenlere bu sözlerle yanıt verdi. Fahrettin Koca, gazeteci Fatih Altaylı'nın hayatını kaybeden bir kişinin ölüm belgesi üzerinden yaptığı yorumlara yanıt verdi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapılmış, dedi. Belgenin detaylarını tek tek anlattı. Bakan Koca, 17 Kasım'da hastaneye yatan vatandaşın 16 Aralık'ta vefat ettiğini, ölüm belgesinde ölüm şekli kısmında bulaşıcı olmayan hastalık yazdığını ancak bu ifadenin o kişinin COVID-19 ölüsü olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. O ifadenin hastanın defin işlemleri açısından bir bulaşıcı hastalık taşımadığını ve adli bir olayda ölmediğini göstermek için kullanıldığını belirtti. Hastanın ölüm nedenleri kısmında iki tanı yerinin bulunduğunu belirten Sağlık Bakanı, nedenler kısmına şok ve COVID-19'un yazıldığını,
Hazırlanan tüm istatistiklerde bu kişinin COVID-19'dan vefat etmiş olarak yer aldığını vurguladı. Sağlık Bakanı, bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, o kişinin testi daha sonra negatif çıksa da COVID-19'dan ölmüş kabul edildiğini de söyledi. Sağlık Bakanı açıklamasına, salgının ilk gününden beri her bir vatandaşımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven, böyle basit iddialarla yıpratılmamalıdır ifadeleriyle son verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi görüyordu. Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Ahmet Erdoğan, bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi görüyordu. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğluydu. Vefat haberi siyaset camiasını da hüzne boğdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin taziye mesajları yayımladı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'nin Güneysu ilçesinde defnedilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Rize Güneysu'da toprağa verildi. Değerli izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan rahmet diliyoruz ve elbette ki Başkan Erdoğan'a, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Ajans Bugün ekibi olarak bizler de. Devam edelim. Geride bıraktığımız hafta ve hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlamasının bilançosuna bakacağız. 38.874 kişi hakkında işlem yapıldığını biliyoruz. Çok daha fazlası var. Ayrıntılar için Ankara'ya gidelim. Özkan Öz Özcan'a anlatmasını rica edelim. Söz Özkan'da. Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu iki günlük sürede caddeler, meydanlar sessizliğe büründü. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanlar evlerinde kaldı. Ancak kurallara uymayanlar da yok değil. Özellikle İçişleri Bakanlığı 14-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının bir haftalık bilançosunu açıklamış oldu. Bu kapsamda özellikle 38.874 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bu kişilere adli ve idari para cezası uygulanmış oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özellikle hafta sonu yapılan kurallara büyük oranda uyulduğu altı çizildi. Alınan tedbirler ve yapılan denetimler koronavirüsle mücadelede özellikle rakamlara olumlu yansıdığı belirtildi. Ancak yine de virüsle mücadelenin henüz bitmediği ve kurallara uyulması gerektiğinin de altı çizilmiş oldu. Bir kez daha belirtmekte fayda var. 38.874 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle adli ve idari para cezası kesildiğini söyleyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Özkan'a teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. İstanbul'da vakalar azalmaya başladı. Bu durum İstanbul'un yoğunluk haritasına da yansıdı. Peki kısıtlamanın ardından o tabloda neler değişti? Şimdi ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'ten alacağız. Söz sende Tülay. Evet, 3 hafta süren bir kısıtlama yapıldı. Önlemler alındı, tedbirler alındı. Tabii bizler de o önlemlere, o kurallara uyarak aslında birçok şeyde değişiklik oldu. Evet, vakalarda bir azalma oldu. Aslında bu koronavirüs haritasına da yansıdı. Aslında hemen göstermek istiyorum. Aslında bu bir aylık süreçte o haritalarda ne gibi değişiklikler oldu? Hemen şu haritayı kameraman arkadaşım Hasan Sedat Yalçın'dan rica edeyim göstersin. Aslında bu iki haritada bir ay bir süre var. Hemen 20 Kasım'a baktığımızda aslında haritanın yoğunluğunda bir kırmızılık var. Evet, ancak kısıtlama sonrasında yani 20 Aralık'a baktığımızda ise o yoğunluk yani kırmızı alanlar yeşile bürünmüş durumda. Aslında bu sevindirici bir haber, oldukça iyi bir haber. Genel olarak da göstermek gerekirse sadece ilçe bazında değil, hemen Hayat Eve Sağır uygulamasını açarak o bölümleri de göstermek istiyorum, ilçeleri de göstermek istiyorum. Haritanın genel kısmına bakıyorum.
baktığımızda aslında kırmızı olan o alanlar yeşile bürünmüş durumda. Peki Anadolu ve Avrupa yakasını kıyaslarsak aslında Anadolu kısım ve Avrupa kısma baktığımızda Anadolu kısımda oldukça çok yeşil olduğunu söylemek mümkün. Çünkü neden diyeceksiniz? Aslında yoğun olan ilçelerde özellikle de Kadıköy olsun, Ataşehir olsun, Üsküdar olsun Anadolu yakasının en yoğun noktaları. Biz aslında bir ay önce yayın yaptığımızda bu alanların sadece kırmızı olduğunu söyleyebiliyorduk. Ancak bir de sahil kısımlarının sadece yeşil olduğunu söyleyebiliyorduk. Ancak şu an haritaya baktığımızda neredeyse Anadolu yakasının önemli ilçeleri neredeyse yeşile bürünmüş durumda. Aslında bunun yeşile dönmesi de tabii ki bizlerin elinde. Demek ki maskeleri takıyoruz, kurallara uyuyoruz, kısıtlamalara uyuyoruz ki kırmızı alanlar yeşile dönmüş durumda. İlerleyen zamanlarda inşallah bu haritanın tamamen yeşil görebiliriz. Tabii Anadolu yakasına da geçecek olursak, Anadolu yakasında da özellikle şu an bulunduğumuz noktadan başlamak istiyorum. Fatih. Fatih ilçesi de oldukça yoğun bir ilçelerden biri. Turistlerin bulunduğu noktalardan biri ve hareket yoğunluğunun daha fazla olduğu noktalardan biriydi. Şimdi baktığımızda yani kısıtlama öncesi baktığımızda da yine Fatih kısımda oldukça kırmızı alan söylüyorduk. Ama şimdi baktığımızda az da olsa hemen hemen yeşile bürünmüş durumda. Tabii Anadolu yakasına göre Avrupa yakasında evet kırmızılıklar daha çok hakim ama yine yeşilliklerin az da olsa arttığını söyleyebiliriz. Özellikle de Bağcılar olsun, Esenyurt olsun, koronavirüs deyince aklımıza gelen ilçelerden sadece ikisi. Hatta Avcıları da söylemek mümkün. Aslında o ilçelere baktığımızda da çok az olsa kırmızı alanlar evet yeşile dönmüş durumda. Şöyle aslında sadece bunlar genel olarak söylediğimiz, baktığımızda yeşil yoğunluğunu daha çok görüyoruz. Yani düşük risklerin alanları daha çok arttı diyelim. Umarım ilerleyen zamanlarda daha çok artar diyelim ve son sözü merkeze bırakalım. Koronavirüs gündemine biraz ara verelim. Türkiye ve dünyada neler yaşanıyor? Şimdi o başlıklara bakacağız. Başkan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun geçtiğimiz günlerde terör örgütü DHKPC üyesi tarafından gizlice fotoğraflanmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan terörist ifadesinde spor yaparken öz çekim yapıyordum iddiasında bulundu. DHKPC üyesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu fotoğraflamaya çalıştığı ortaya çıktı. Örgüt üyesi suçüstü gözaltına alındı. Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. DHKPC üyesi Ebru Timtik'in cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybetmesi üzerine örgüt çağrı yaptı. DHKPC üyesi MK'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna gitti. Burada fotoğraf çekmeye çalışırken Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta onu bekleyen diğer örgüt üyeleri de gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Olayın detayları ise 21 DHKPC'li hakkında örgüt üyeliğinden hazırlanan iddianame ile ortaya çıktı. İddianamede gözaltına alınan örgüt üyesinin ifadelerine yer verildi. MK, ifadesinde ben o gün spor olsun diye yürümek istedim. Telefonuma bakıyor, öz çekim yapıyordum. Polis geldi, GBT yaptı. Sosyal medyada bazı paylaşımlarım olsa da örgütle işim olmaz iddiasında bulundu. Ancak örgüt üyesinin örgüte ait sosyal medya hesaplarını yönettiği ve buradan buluşma çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada MK'nın fotoğraf çektiği sıralarda örgütün açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yaptığı da ortaya çıktı. Bu nedenle Kocaeli ve İstanbul'dan örgüt üyelerini alarak yola çıkan bir otobüs de Kısıklı'ya varmadan durduruldu. İçindeki 21 şüpheli gözaltına alındı. Otobüstekilerin DHKPC Gençlik Federasyonu'nda faaliyet yürüttüğü, örgüt bünyesinde düzenlenen eylem, konser, kahvaltı ve etkinliklere katılım sağladıkları belirlendi. O üyelerden bazıları da örgüte eleman temin ediyordu. Gazi Mahallesi alan sorumlusu Burak K.Y. de o isimler arasındaydı. Burak K.'nın birçok gençle görüşerek
örgüt içerisinde faaliyet yürütmeleri için ikna çalışması yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden Sevcan A'nın ise İstanbul Üniversitesi'nde birçok genci örgüte kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Ajans bugüne ekonomi gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler ve dinleyenler. Yeni haftaya piyasalar nasıl başladı? A Para analisti Aysun Sarıtaç bizlerle birlikte. Aysun hoş geldin Ajans bugüne. Acaba piyasalar bugüne nasıl başladı? Beklenti nedir? Piyasalara yön veren başlıklar nelerdir? Ayrıntıları senden alalım. Çok teşekkürler Pelin. Hemen aktarayım. Küresel piyasalar haftaya bir belirsizlik ortamında başladı diyebiliriz. Koronavirüsün İngiltere'de mutasyon değiştirdiği ve yayılma hızının arttığı gelişmesi bir miktar risk iştahının azalmasında etkili oldu. Özellikle de İngiltere Sağlık Bakanı'nın açıklamaları bu noktada önemliydi. Virüsün kontrolden çıktığını ilişkin haber başlıkları söylemlerle birlikte ülkeler İngiltere'ye karşı sınırlarını ve uçuşlarını kapatma kararları almaya başladı. Son olarak da FAS'tan uçuşların kapandığına ilişkin bir haber paylaşıldı. Dolayısıyla küresel piyasalarda yeni haftayı bir miktar zayıf başlamış oldu. Avrupa vadelilerinde spot piyasalar açılışı öncesinde satıcılı bir görünüm olduğunu da söyleyebiliriz. Zira Brexit konusunda bir uzlaşıya varılamadığı noktasında bu haber özellikle de İngiltere piyasasında ve ekonomisine negatif bir etki yarattı diyebiliriz. Tabii içeriye de değinmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri tazeleyen bir Borsa İstanbul vardı. 1410 seviyesiyle birlikte iş dinamiklerin desteklediği bir ortam söz konusu. CDS primlerinin de geçtiğimiz hafta 324 seviyesiyle tamamladı ve bu düşüş eğiliminin devam etmesi hem yerli hem yabancı yatırımcı girişlerini destekleyen bir gelişme olarak karşımızda. Bir diğer taraftan da bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Bu piyasada takip edeceğimiz en önemli gündem başlığı olarak karşımızda olacak. Dolayısıyla hem iş dinamik desteklemesi, Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler, olumlu havanın devam edeceğine ilişkin de beklentileri oluşturuyor. Tabii bu biraz önce aktarmış olduğum haberin etkisiyle risk iştahında bir miktar zayıflama var ama bir diğer taraftan da hızlı yükselen bir Borsa İstanbul'la birlikte teknik göstergeler aşırı alım bölgesini işaret ediyordu. Dolayısıyla kar realizasyonu içinde bir fırsat olarak da değerlendirildiğini de söyleyebiliriz. BIST 100 açısından bu hafta bu haberin ilk etkisinin atlatılmasıyla birlikte pozitif fiyatlamaların devam edeceği yönünde beklentileri olduğunda hatırlatalım. Tabii bu hafta Perşembe günü küreselde yarım gün, Cuma günde tam gün yıl sonu tatili söz konusu olacak. Dolayısıyla düşük işlem hacminin olacağı bir haftada olacak. Sadece iç taraftaki dinamiklerin ve küresel haber akışlarını fiyatlamalara konu olacağını da aktaralım. Bir diğer takip ettiğimiz önemli nokta Amerika'da teşvik paketiydi. Bir süredir masada olan görüşmelerin sürdüğü bir başlıktı. Geçtiğimiz hafta piyasalarda bu teşvik paketinin kabul edilmeyeceğine yönelik beklenti vardı ama haftanın son işlem günü beklentiler pozitife döndü ve 900 milyar dolarlık geçici destek paketi onaylanmış oldu. Bu 1.4 milyar dolarlık bütçe desteğinin de önünü açmış oldu. Dolayısıyla bunun da bir pozitif etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Hem içeride hem dışarıda küresel piyasaların takip ettiği önemli bir gündem başlığı. Tabii İngiltere'de mutasyon değişikliğine uğrayan koronavirüs haberi petrol ve altın tarafında önemli ölçüde etkili oldu. Ons altın 1900 dolar seviyesi üzerinde ve petrol tarafında da %3'lük bir değer kaybı olduğunu da söyleyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Aysun çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili ayrıntıları bize aktardı. Devam edelim. Asgari ücret belirleme maratonunda 3. toplantı yarın gerçekleşecek. Toplantıya işçi sendikaları ev sahipliği yapacak. Ayrıntılar neler? Şimdi haberimizde bakalım. 2020'den 2021'e gerçekleşecek ücret artışının ne kadar olacağı işçi için de işveren için de kritik öneme sahip. Pek çok çalışanın gündeminde bu soru var. Asgari ücretin belirlenmesi için iki toplantı tamamlandı. Gözler işçi sendikaları bünyesinde yapılacak olan 3. toplantıya çevrildi. Toplantı 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek. İkinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde yapılmış, TİSK dengeli asgari ücret mesajı vermişti. Bu hafta yapılacak olan toplantıda TÜİK'in de asgari geçim tutarları ile ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Çalışanların merakla beklediği asgari ücretse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek. Asgari ücrette geçen yıl %15 artış yaşanmıştı.
net 2020 liradan 2324 liraya çıkmıştı. Yeni haftada Ajans Bugün de hayatın içinden başlıklara bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için bu kez farklı bir yönteme başvurdu. Doktorlar zeybek oynadı. Ayrıntılarına bakacağız birazdan. Sizi İstanbul'un en dar sokağına götüreceğiz. Bu sokaktan aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi biraz zor. Detayları aktaracağız. Koronavirüsle birlikte hayatımızda elbette birçok şey değişti. Onlardan biri de beslenme alışkanlığı oldu. İnsanlar artık yöresel ve ev yapımı ürünlere yöneldiler. Detayları birazdan aktaracağız. Devam edelim. Yurdun farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Düzce'nin Kardüz Yaylası'nda kar sisle birleşince ortaya seyrine doyulmaz bir manzara çıktı. Rize Meşeköy'de ise kadınlar tahta kayaklarla gönüllerince eğlendi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İzliyoruz. Önce kar ardından sis bastırdı. Seyri doyumsuz manzara hayran bıraktı. Burası Düzce'nin Gölkaya ilçesi Kardüz Yaylası. 1830 rakımlı yaylanın yamaçları beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Rize'de ise yağan karla birlikte kayak eğlencesi başladı. Meşeköy kadınları tahta kayaklarını çıkartıp gönüllerince eğlendi. Evet, deneme ettik. Takışın neler eğlendik biz buralara. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler, petramboard adını verdikleri tahtalarla karın keyfini sürüyor. Türkiye ve Avrupa'nın en yükseği Ağrı Dağı da beyaza büründü. Eşsiz bir manzara oluştu. Bu yıl şehrimize halen kar yağmadı ama dayanamadı gördüğünüz gibi. Biz temennimiz en kısa sürede şehrimize de yağması. Tarihi önemiyle anılırken bazıları da yapılarıyla akıllarda kalıyor değerli izleyenler ve dinleyenler. Beşiktaş'taki Alaylı Sokağı da 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olma niteliğini taşıyor. Aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokağa yola düşenlerse şaşırıyorlar. İki kişi yan yana zor geçiyor. Bu sokak görenleri şaşırtıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Alaylı Sokağı'nın genişliği 89 santimetre. Bu yönüyle de kentin en dar sokağı olma niteliğini taşıyor. Arkamızda bulunan Alaylı Sokağı İstanbul'daki en dar sokak. İstanbul'da buna benzer böyle dar alanlar, bina arası geçitler var ama dikkat ederseniz burası bir sokak ve sokak tabelası var. İstanbul'da Süleymaniye taraflarında buna benzer dar yerler var. Daha dar sokaklar olduğu söylenir ama resmen İstanbul'daki en dar sokak burasıdır. Darlığından dolayı aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokak, kestirme geçiş oluşturması nedeniyle sıkça kullanılıyor. Alaylı Sokağı ilk defa görenlerse önünde fotoğraf çektiriyor. Hafta sonu pandemi girmemiş olsaydı daha fazla insan, yani cumartesi pazar, insanlar geliyor ve burada ilgi ve alakayla bakıyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini almaya başladı. Üretilmesi ve toplaması oldukça zahmetli olan kokina çiçeğinin uğur getirdiğine de inanılıyor. Yeni yılın habercisi kokina çiçeği tezgahlardaki yerini aldı. Eski İstanbul Rumlarının yeni yıl süslemesi olarak kullandığı kokina efsanelere bile konu olmuş bir çiçek. İşte altışarlı bağlıyoruz onları. Süslüyoruz, güzel veriyoruz biz bunları. Yeşil yapraklarının içindeki alev kırmızısı küçük toplar binbir emekle üretiliyor. Zahmet isteyen bir iş. Gerçeği bana soracaksan ben yapmak istemem. Çok zor bir iş. Ormana gidiyoruz, tepeden tepeye atlıyoruz abla. Bir tane bulalım diye. Bulamıyorsun tepe. 2 saat, 3 saat yol gidiyorsun. Kokina çiçeğinin uğur getireceğine de inanılıyor. Bana getirmedi ama diğerlerine hepmiş getirmiş. Bana getirmedi, inanmıyorum. Yani yarayana yarıyor. Babamın evinden yok. Kiracı gibiyim. Paramız yok. Çok kişiler sordular yani. Çok kişiler de böyle kazandılar. Koronavirüsle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Onlardan biri de beslenme alışkanlığı oldu. İnsanlar artık yöresel ve ev yapımı ürünlere yöneldiler.
pandemi beslenme alışkanlığını değiştirdi. Ev yapımı ürünlere talep arttı. Genelde işte evde hazırlayıp kendim hazırlayıp iş yerine götürüyorum, orada yiyorum. Evden besleniyoruz, daha sağlıklı. Dışarıdakiler zaten o kadar da pek güvenli değil bence. Hijyenin öneminin arttığı şu günlerde ev yapımı ürünler ön plana çıktı. Evden sürekli sarımsaklı yoğurt olsun, bol bol soğan yedirme. Yani pek dışarıdan açıkçası yeme taraftarı değil, öyle söyleyeyim. Biz sabahları ekmek arası yapıyoruz, saat 10'da onu yiyoruz işte neyse. Sonra yine bir şeyler atışıyor evden çıkmadan önce. Daha güzel oluyor, daha sağlıklı oluyor. Pandemiyle birlikte yemeğe, içmeye eskisinden daha çok dikkat edilir oldu. İnsanlar artık dışarıda yemek yemeye bir müddet ara verdi. Onun yerine daha çok sağlıklı olduğunu düşündü, ev yapımı ürünlere yöneldi. Ambalajlı ürün alıp iş yerinde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü güvenmiyoruz yani. İnsanlar sonuçta elle işleme çok oluyor lokantalarda. Streçlemeden tutun da onun üretim aşamasına kadar güvenmiyoruz yani oradan. Dışarılardan alınanları yememeye bakıyorum. Evde mi yapıyorsunuz? Evet, her şeyi ne yapıyorsunuz? Pizza yapıyorum. Ekmek arasında böyle kıstırmalı şeyler yapıyorum. Tüketiciler artık sandviç tarzı yiyecekleri de tercih etmeye başladı. Haliyle şarküteri ürünlerine talep arttı. Genellikle kahvaltı grubundan alıyorlar. Alkaşlarda artış oldu, salamlarda oldu. Ekstradan misal çeşit peynirlerinde oldu. Buradan aldığımız tereyağları, peynirlerimizi kendimiz hazırlayıp evimizde yapıyoruz. Hatta öğlen yemeğini bile evden götürebiliyoruz. Pandemi döneminden dolayı işte dışarıdan paket olayları değil de daha çok kendileri yemek yaptığı için daha çok satışlar, daha da patlama oldu yani. Tavuk ve et daha çok tüketiyorlar yani. Devam ediyor. Dün gecenin sıcak başlığı, onunla başlayalım. İngiltere Sağlık Bakanlığı ülkede etkili olan koronavirüsün mutasyona uğradığı ve kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Aralarında Almanya, İtalya ve Belçika'nın da olduğu birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu. İngiltere'de virüs mutasyona uğradı. Avrupa'da alarm seviyesi artırıldı. Mutasyona uğrayan virüsün eskiye göre %70 daha bulaşıcı olduğu ve ülkenin tamamında görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yeni türün kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Gelen uyarı tüm dünyada endişeye yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve Kuveyt, İngiltere ile uçuşları durduracaklarını açıkladı. İrlanda hükümeti, İngiltere'den gelen uçuşlara 48 saatlik yasak getirdiklerini aktardı. Çekya ise, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağına vurgu yaptı. Öte yandan yeni türün daha ölümcül olduğuna işaret eden bir kanıtsa bulunmadığına dikkat çekilmişti. Çin'e gidecek olan ikinci ihracat treni de yola çıktı. Trendeki konteynerlarda beyaz eşyalar var. İlk ihracat treninin ardından ikincisi de yola çıktı. CHP'li isimler ve bazı medya organları Çin treni Halkalı'ya döndü yalanlarıyla ihracat trenini karalamaya çalışmıştı. Ancak ilk tren iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçip 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. 8693 kilometrelik kesintisiz yolculuğun ardından ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy'den hareket etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları sosyal medya hesabından bu fotoğraflarla duyurdu. İlk trende Türkiye'de üretilen 1400 soğutucu beyaz eşya Çin'e taşınmıştı. 8963 kilometre yol 15 günde kat edildi. Bel hastanede yaşanan patlamada yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 12'ye yükseldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Münevver Güler kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Böylelikle yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Geçen hafta cumartesi günü Gaziantep'teki özel hastanenin koronavirüs bölümünde patlama olmuş, 11 kişi yaşamını yitirmişti.
Elektrikte yeni dönem başlıyor. Buna göre 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip mağlul gazilerin elektriği borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikle ilgili yeni kararlar aldı. Bu yeni düzenlemeye göre 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri mağlul gazilerin elektrik borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecekler. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesindeki elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Vatandaşlar artık evinden telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Ayrıca yeni dönemde tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek. Kalitesiz enerji sebebiyle oluşacak cihaz hasarını dağıtım şirketi ödeyecek. CHP ard arda gelen skandal taciz haberleriyle sarsılıyor. Son olarak Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiasının ardından ön soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda CHP'den heyet Konya'ya gitti. Hazırladığı raporu Kılıçdaroğlu'na sundu. Raporun bugün MYK'da gündeme gelmesi ve bir karar verilmesi bekleniyor. Ayrıntıları alacağız. Şimdi Ankara'ya gidelim ve sözü İlter Yeşiltaş'a bırakalım. Pelin Şanlı Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın partili bir üyenin kızına tacizde bulunduğu iddiası geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Ve bu iddiaya ilişkin bilgilerin de yer aldığı bir şikayet mektubu yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz hafta iletilmişti. İşte bu mektuptan yola çıkılarak Konya İl Başkanı Barış Bektaş'la ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da CHP Genel Başkan Yardımcısı, insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Konya'ya gitti. Tarafları dinledi. Yani tacize uğradığını iddia eden kişiyle ve tacizde bulunduğu iddia edilen Konya İl Başkanı'yla görüşüldü ve taraflar dinlenildikten sonra da bir rapor hazırlandı. Kapsamlı bir rapor bu. Bu raporda bugün Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında ki şu sıralarda MYK toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İşte o toplantıda bu rapor tüm yönleriyle ele alınacak ve Konya İl Başkanı ile ilgili bir karar verilmesi bekleniyor. Bu karar önümüzdeki dakikalarda veya önümüzdeki günlerde verilebilir. Çünkü eğer bu rapor çerçevesinde Konya İl Başkanı ile ilgili bir disiplin süreci başlatılmalıdır. Konya İl Başkanı ile ilgili bu yönde karar alınması halinde de disiplin mekanizması harekete geçilecek ve Konya İl Başkanı eğer iddialar doğruysa partiyle ilişiği kesilmesi bekleniyor. Ancak bugünkü tabii ki MYK toplantısı bu anlamda önemli. MYK toplantısında masaya yatırılacak olan o rapor ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o rapor çerçevesinde, o rapor doğrultusunda vereceği karar oldukça önemli olacak. Biz de o toplantıyı takip ediyor olacağız. İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz ve şimdi Bursa'ya gideceğiz. CHP Bursa Osman Gazi ilçe başkanı da taciz iddiaları sonrasında istifa etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut şimdi bize aktaracak. Necat. Evet, bu taciz iddiaları aslında ilk değil. CHP Osman Gazi ilçe başkanı Mete Akyolcular İlçe başkanı olmadan önce de iki defa bu yönde bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Son suçlamada ise 17 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu yönündeydi. WhatsApp üzerinden gecenin bir yarısında WhatsApp'tan küçük kıza mesaj yazıp emojiler gönderdiği ortaya çıktı. Kızın ise bu emojileri bana gönderme abi demesi üzerine bana abi deme senden hoşlanıyorum diye mesaj yazdı. Ve 17 yaşındaki kız hemen bu konuşmayı sonlandırdı ve konuşmayı annesiyle paylaştı. Bunun üzerine annesi o yazışmaları yazıya döktükten sonra, çıktı aldıktan sonra Ankara'nın genel merkezin yolunu tuttu ve iddialara göre genel merkezde bu belgeleri sundu ve ona hemen işlem yapılacağı söylendi. Ancak aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Başkan Mete Akyolcular görev yapmaya devam etti.
ve bunun üzerine haberlerin de yansıması üzerine Mete Akyolcular partisindeki görevinden istifa etti. Ancak istifa ederken de açıklamasında buraya başkan olmadan önce de iki ayrı olayda suçlandığını itiraf etti. Bununla birlikte asıl hedefin kendisinin değil CHP'nin olduğu, partisinin olduğunu da iddia etti ve görevinden istifa etti. CHP İl Başkanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Mete Akyolcuların aslında taciz ettiği kızın 17 yaşında değil 18 yaşında olduğunu böyle komik bir savunma yaptı. Sanki 18-20 yaşında olduğunda taciz edilebilir bir durummuş gibi bir açıklama yaptı. Ve AK troller bu işi sosyal medyada paylaşıyor diye bir garip bir açıklama yaptı. İşin sonucunda CHP Genel Merkezi de devreye girdi ve yapılan görüşmelerin sonunda CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular istifa etti diyelim. Sözü size bırakalım. Necat Kırbulut'a teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Mersin'de bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik sosyal medyada hakaret içerikli video paylaştı. İnfiale neden olan video ile ilgili emniyet harekete geçti. Videonun 2017 yılına ait olduğu, söz konusu şüpheli ile ilgili adli işlem yapıldığı duyuruldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret cezasız kalmadı. Emniyet, o kendini bilmesi hakkında gerekeni yaptı. Mersin'de yaşayan Ferdi Kale tarafından Hazreti Muhammed'e yönelik sosyal medyada paylaşılan hakaret içerikli video tepkilerin hedefi oldu. Şahsı deşifre eden sosyal medya kullanıcıları, emniyet güçlerinin gerekeni yapmalarını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise gelen şikayetler üzerine olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimiz'e hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içerisinde çekilmiş olduğu ve videodaki FK isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bir isimle konuşacağız. Bu konu aynı zamanda yine önemli isimlerin de köşelerinde yer buldu. Değerlendireceğiz. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ali Temizel konuğumuz. Sayın Temizel, hoş geldiniz ajans bugüne. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Tüm A Haber ailesine ve sayın seyircilerimize İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Temizel. Önemli bir konu gündemde. İBB Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı grubuna yaptırdı. Mevlevi mukabelesiyle gelen ilginç bir organizasyona ev sahipliği yaptı aslına bakarsanız. Ayrıntıları yine konuşalım ama öncelikle şöyle başlayalım istiyorum. Bu konunun ehli olarak yıllardır düzenli olarak gerçekleşiyor Mevlevi ayini. Acaba nasıl gerçekleşir, neler olur bu ayinin içerisinde? Öncelikle konuya şuradan başlamak gerekir. Farabi'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Eğer önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz. Demek ki sema programları için öncelikle doğruları bilmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi sema 2008 yılında da UNESCO tarafından insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası listesine eklenmiştir. Bu listenin eklenmesinde SEMA'nın Kültür Turizm Bakanlığımızın da büyük gayreti ve katkısı olmuştur. Onun için bu eğer bir sorun varsa yine bu Kültür ve Turizm Bakanlığımızı da ilgilendirdiğini sanıyorum. Çünkü SEMA bu şekilde bizim dünyanın miras listesine kattığımız bir şeyse bunun aslına uygun olarak bozulmadan yapılmasını icra edilmesinde ülkemizin bu alandaki kurumsal yetkinliği ve haklılığı da vardır. Burada şunu demek istiyorum. Buyurun. Sema, elbette Sema ile ilgili çok söylenecek şeyler vardır. Fakat Sema ilk önce dört bölümden oluştuğunu bilmemiz gerekiyor Sema'nın. O birinci bölümde musiksiz olarak Peygamberimiz için okunan Naat-ı Şerif var. Yine ikinci bölümde yani selamlama kısımlarını ben uzun uzadıya anlatacak değilim. İnsanın beden olarak topraktan yaratıldığını ve can olarak da Allah'tan bir parça olduğunu bilerek Allah'a selamlamak vardır. Sema'nın üçüncü bölümde yine Allah'a anarak ona selam vermek vardır. Dördüncü bölümde de yine dört selamdan oluşan bu bölümde semazenler zikirlerini Kur'an-ı Kerim okuyaraktan merasim bitirler. Yani özeti bu kadar ama bugünkü yapılan sema törenlerinde bunlar iyice kısaltılmaktadır.
işte düğünlerde, açılış programlarında, mağaza açılışlarında, marketlerde sema folklorik bir gösteriye dönüşmüştür. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi Kültür Turizm Bakanlığımızın burada bir sorumluluğu var. Bunun önüne geçilmesi konusunda. Çünkü uluslararası platforma bu şekilde kültürel mirası olarak yansıttık. Şunu söylemek gerekir. Sema bir folklorik dans gösterisi değildir. Sonra bir mevlevilik kültürünün zikir törenidir, zikir merasimidir. Bundan dolayı o zaman Mevlana'nın kendi düşünce, görüş ve esaslarına bağlı kalmamız gerekiyor. Mevlana kendisine rubayesinde, 1330 nol rubayesinde şöyle tarif etmekte. Men bende Kur'anem, eger candarem, men hakı deri Muhammed'i muhtarem, ger nakl konet coz inkes ez goftarem, bizarem ezu vezin suhan bizarem. Mevlana ne diyor burada? Ben diyor yaşadığım sürece Kur'an kölesiyim. Yine peygamberimizin kapısının tozuyum ve bunun dışında benden bir söz nakledirlerse hem o sözden hem de o sözü söyleyenden rahatsızım diyor. Böyle diyen bir arif, böyle diyen bir din adamı, böyle diyen bir muallimin yani dine bağlılığını hiç aracısız, tefecisiz, herhangi bir sağa sola saptırmadan Kur'an-ı Kerim'e bağlılığını, peygamberimizin sünnet ve hadislerine bağlılığını dile getiren bir insanın zikir töreni de yine dinin kuralları çerçevesinde İslam ahlakına uygun olmalıdır diye düşünüyorum. Benim acizane görüşüm. Bunu yetkililer yahut da bu tür forumları yapanlar veya yapmaya çalışanlar kale alırlar veya almazlar. Ben sadece duyuruyorum bunu. Sayın Temizel, şunu sormak isterim. Şimdi İBB'nin organizasyona dönmek gerekirse onun üzerinden gelen bir konuyu sonuç olarak tekrar gündeme getirdik ve tartışıyoruz. Kadın erkek birlikte sema yapması tercihe bağlı değil anladığımız kadarıyla. Yani sadece erkekler sema ediyorlar ve onun dışında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulması da yine organizasyonda yer alan, organizasyona damga vuran olumsuzluklardan biriydi aslına bakarsanız. Bu iki konu üzerinden de değerlendirmenizi almak isterim. Zaten buraya gelmek istiyorum. Çünkü Mevlana'nın kökünü, şahsiyetini, kimliğini bilirsek biz niçin bunun Kur'an'a bağlı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki dinler ilk geldikleri, yani hangi dilde gelmişse bir din, o dil üzerine ibadetlerimizi, kulluğumuzu ve çalışmalarımızı öyle yapmak zorundayız. Bugün mesela Hristiyanlık dünyasına baktığımızda niçin İncil, İngilizce yahut da Fransızca, Almanca, İtalyanca veyahut da diğer dillerde dua konusu olmuyor da ilk geldiği diliyle dua ediliyor da. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince bir sürü sansasyon işler yapılmaya çalışıyor. Bu ayrı bir soru işareti tabii ki yani. Biraz kasıt aramak gerekir mi? Belki de gerekir. Çünkü aslını bozmamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmazsa zaten Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir. Yani ibadetlerimizi asla Kur'an'ın indirildiği dilin dışında yapma imkanımız yoktur. Ben bir ilahiyatçı değilim ama bildiğimiz budur. Sayın böyle Temizel, biraz önce söylediğiniz söz üzerinden gidersek bir kasıt aranmalı mı deyip yine kendiniz cevabını verdiniz. Belki de aranmalı diye. Nedir o kasıt? Ben siyasi bir polemiğe girmek istemem konumum gereği. Ama kültürel değerlerimiz üzerinden, ahlaki değerlerimiz üzerinden, din değerlerimiz üzerinden bu şekilde bir siyasi malzemeye Mevlana'nın konu edilmesine gönlümüz razı olmaz. Mevlana üzerinden bir siyasi rant elde edilemez. Mevlana üzerinden siyasi bir kazanım elde edilemez. Zaten Mevlana da kendisi şöyle diyor. Herkesi ezzanlı hot şot yârimen ezderûnümen necos esrârimen. Herkes diyor kendi zannınca bana dost oldu ama içindeki sırları anlayamadı diyor. Bugün dediğiniz program, yapılan program Mevlana'nın içindeki sırlar anlaşılmadan, Mevlana'nın düşüncesi, ahlakı, inancı, imanı anlaşılmadan yapılmış programlardır. Ve belki bir yerlere çekilmeye çalışıyordur ama ben o bir yerleri söyleyecek konumda değilim şu anda. Sayın Temizel, çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili değerli görüşlerinizi paylaştınız, aydınlattınız bizi. Sağ olun bir kez daha.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Ajans bugüne devam ediyoruz sıradaki haberimizle. Yakın başkenti Bağdat'ta yeşil bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi. 8 füzeyle düzenlenen saldırıda bir Irak askeri yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'a füzeli saldırı düzenlendi. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'nin hedef alındığı saldırıda 8 füze kullanıldığı bildirildi. Irak hükümeti füzelerden birinin yeşil bölgede bir kontrol noktasına isabet ettiğini belirtti. Orada görev yapan bir askerin yaralandığı kaydedildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada atılan füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi. Sistemden kaçmayı başaran füzelerin ise yeşil bölgede bulunan yerleşim yerlerine düştüğü belirtildi. Öte yandan Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Tüm bu soruların yanıtı için şimdi Tahran'a gideceğiz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda sorularımızı yanıtlayacak. Ekber. Evet, Joe Biden seçim kampanyası süresince İran'la imzalanan ve Trump'ın ayrıldığı nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylemişti. Fakat seçimler bittikten sonra ve seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada bunun yüksek olasılık olduğunu söylese de bunun çok zor olduğunu ifade etti. Ayrıca son birkaç gündür Biden'in olumlu konuşmalarına rağmen bazı ülkelerden çatlak ve hatta karşı sesler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Biden'in basit bir şekilde bu anlaşmaya geri dönmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi yaptığı açıklamada 2015 yılında yapılan anlaşmanın yetersiz olduğunu ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini ayrıca füze çalışmalarını da kapsayacak yeni bir ve kapsamlı bir anlaşma İran'la yapılmasını istedi. Diğer taraftan bölge ülkeleri Suudi Arabistan ve İsrail'de buna karşı çıkıyor. Biden ise İran'la bir anlaşma yapacaksa bunu müttefikleriyle de müzakere edeceğini söylüyor. İran kanadına gelince İran asla yeni bir anlaşmaya razı gelmeyeceğini söylüyor ve ABD geri dönecekse 2015 nükleer anlaşmaya geri dönebilir. Ayrıca İran eğer o anlaşmaya ABD geri dönerse kendisinin de anlaşma kapsamında askıya aldığı maddeleri tekrardan hayata geçireceğini belirtiyor. Kuraklık tehdidi artık kapımızda değerli izleyenler ve dinleyenler. Yağışlar yetersiz su kaynakları ise her geçen gün tükeniyor. Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle bölgedeki kafatasıyla kemikler ortaya çıktı. Ahmet Çelik Van'da olacak, detayları bize aktaracak. Bodrum'da Mumcular Barajı'nda çekilme yaşandı. Vural Efecik de Muğla'da ayrıntıları bize aktaracak. Öncelikli olarak Muğla'ya gidelim. Vural orada bizi bekliyor. Ege'nin önemli turizm merkezi Bodrum'da kuraklık nedeniyle Mumcular Barajı'nda çekilme yaşandı Vural. Son durum nedir? Ayrıntıları senden alalım. Evet, iyi yayınlar diliyoruz. Taşkınlar, içme suyu hattı patlamaları, altyapı sorunlarıyla gündemden düşmeyen Türkiye'nin mega turizm kenti Bodrum bu kez kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Canlı yayın konuğumuz var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, maalesef yaz sezonunda Bodrum'un kuraklık riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Neler söylemek istersiniz efendim? Şu anda da %26'lar kadar düşmüş durumda Mumcular Barajı'nın debisi.
Şimdi sonbahar aylarında meydana gelen yağış eksikliğinden kaynaklı olarak barajlarımızda ve şehirlerimizde suda su sorunları meydana gelmeye başladı. Burada da büyük bir gördüğünüz gibi kuraklık etkisiyle su seviyesinde azalma söz konusu. Bunu önleyebilmemiz için özellikle Bodrum'da ve diğer barajlarımızda, Geyik Barajı'nda olsun, isterse bu Mumcular Barajı'nda olsun, su seviyesinde bir azalma meydana geldi. Burada 20 milyon metreküplük bir su söz konusu. Bunun 10 milyon metreküpü içme suyu amaçlı kullanılıyor. Bu ise 250 bin kişinin yeteceği bir su miktarı ama azalan suyla birlikte Bodrumlara suyun yetmemesi gündeme geliyor. Evet, hocam aslında tabii Bodrum'un da COVID-19 salgınından sonra nüfusu da yükseldi. Su kullanma oranı 3 kat artmış durumda. Bunun yanı sıra Bodrum'un en büyük altyapı sorunu içme suyu hattında rekor derecede patlamalar var. Bu da kaynakların, su kaynaklarının azalması neden oluyor, öyle değil mi hocam? Evet, nüfusta bir artış söz konusu. Nüfus artışı biliyorsunuz suyun suya olan talebi de arttırıyor. Bununla beraber yağışlarda da azalmayla beraber hem arzda bir artma, talepte bir azalma meydana geliyor ve bununla beraber bir su stresi meydana geliyor. Evet. Dolayısıyla kayıp kaçak oranlarıyla birleştirdiğimiz zaman Bodrum'da bir su sıkıntısı olma ihtimali mümkün. Evet. Son olarak hocam, kuraklıkla nasıl mücadele etmeliyiz? Şimdi kuraklıkla mücadele ederken birincisi Bodrum gibi bir yerde şehir alanlarımız tamamı geçirimsiz. Geçirimsiz olduğu için yeraltı su seviyelerinde de büyük sorunlar var. Yeraltı su seviyesi az miktarda. Dolayısıyla bir su temin edebileceğimiz bir kaynak yok. Rezervuarlarımızı olabildiğince etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu ise şudur, enerji ve sulama amaçlı barajlarımızda suya, içme suya öncelik verecek bir şekilde su havzalarını, hazinelerini yönetmemiz lazım, işletmemiz lazım. Peki, çok teşekkür ederiz hocam yayınıza katıldığınız için. Evet, doçent doktor Ceyhun Özçelik'le birlikte Bodrum'daki kuraklık riskini tartıştık. Sözü buradan merkeze bırakıyoruz. Vural'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Birazdan Van'a gideceğiz ama bir sıcak gelişme var, onunla devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı siber zirvesinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Lamia Ayhan'dan alacağız. Şimdi telefon hattımızda Lamia. Son durum nedir, aktarır mısın? Evet Selin, şu anda hemen şunu söyleyelim. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumu gayet iyi. Zaten kendisini de kürsüde gördük. Ödül töreninde kendisi de kürsüye çıktı. Ve uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir rahatsızlık geçirdiğini ifade edelim. Zaten doktorları da kendisine bu şekilde ifade ettiler. Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde Başkan Yardımcısı konuşmasını yapıyordu. Aslında konuşmasının büyük bir bölümünü tamamlamıştı, bunu da söyleyelim. Konuşmasının son kısmında yine kürsüde konuşurken rahatsızlandı ve bu sırada korumaları kendisine hemen destek oldular, yardımcı oldular ve doktorlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekipleri hemen kendisine müdahale ettiler salonun arka tarafında. Tabii bu kapsamda bir süre dinlendirildikten sonra ve gerekli sağlık desteği verildikten sonra Fuat Oktay yeniden programın ödül kısmında özellikle sağlıklı bir şekilde yeniden kürsüye çıktı ve doktorlarının kendisine söylediğini de yine ifade etti. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı bir sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Şu anda Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım Pelin Şanlı. Lamia'ya çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu yoğun gündemde devlet büyüklerinin yaşamış olduğu bazı sıkıntılar olabiliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ki Lamia'dan da öğrendik. Herhangi bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. Şimdi bıraktığımız noktadan devam edelim. Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle bölgedeki kafatasıyla kemikler ortaya çıktı demiştik. A Haber muhabiri Ahmet Çelik şu anda o noktada. Yanında da bir konuğu var. Sözü Ahmet'e bırakalım. Evet, küresel ısınma nedeniyle Van Gölü'de yaklaşık olarak 2-3 metre çekildi. İşte bu çekilme ile birlikte Van Gölü etrafında bulunan bazı mezarlarda açığa çıktı. İşte o mezarların bulunduğu alanlara yakın sahil kenarlarında kafatasları da bulunmuştu.
Van Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü de o bulunan kemik parçaları ve kafatasları muhafaza altına alındı. Peki Van Gölü'nde neden bu çekilme yaşanıyor? Konuğum var. Profesör Doktor Faruk Alaaddinoğlu efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Efendim, Van Gölü'ndeki son durum nedir? Van Gölü her şeyden önce kapalı bir havza. Kapalı bir havza olması nedeniyle buraya düşen yağışlar ve buradan gerçekleşen buharlaşma tamamıyla burayla ilgili. Son yıllarda, özellikle son 20 yıllık periyot içerisinde Van Gölü havzasında çok ciddi bir aslında çekilme var ve bu trend sürekli Van Gölü'nün çekilmesiyle sonuçlanan olumsuz tabii ki işte gördüğünüz sonuçları. Kameraman arkadaşım sahili gösteriyor. Ömer Varlık, gördüğünüz gibi orada ne kadarlık bir çekilme var? Yatayda yer yer 100 metreyi aşan çekilmeler gerçekleşmiş ama dikeyde 2 metre ve üzerinde bir çekilme söz konusu. Şimdi bu şüphesiz çekilme Van Gölü'nün tamamında kendini hissettiriyor ve dediğim gibi yaklaşık 20 yıllık bir sürecin sonucunda gelinen bir nokta. Bundan sonraki süreç de aslında bu şekilde devam edecek. Çünkü Van Gölü'nde yaşanan şey şu. Şimdi havzaya düşen yağışla ilgili çok ciddi bir sorun yok ama yağışın şeklinde, yağışın miktarında ve özellikle buharlaşma şeklinde çok ciddi sorunlar var. Son yıllara baktığımızda havzada gerçekleşen buharlaşma 1500-2000 milimetreler civarında. Halbuki havzaya düşen yağış ortalama 600-650 milimetreler civarında. Bu şu anlama geliyor. Yani düşen yağıştan daha fazla buharlaşma gerçekleşiyor. Şimdi bu buharlaşma İç Anadolu'da da gerçekleşiyor. Güneydoğu'da da gerçekleşiyor. Aslında Güneydoğu'da 2000-2500 milimetre buharlaşma gerçekleşiyor. Ama Güneydoğu'da yaşanan şey su olmadığı için buharlaşma yok. Ama burada su var. Su olduğu için buradaki buharlaşma gerçek. Yani dolayısıyla düşen yağışın önemli bir kısmı buharlaştığı için göl seviyesi sürekli eksiye doğru, yani geriye doğru bir çekilme süreci yaşanıyor. Tabii bu aslında havza içerisinde 1 milyonun çok üzerinde bir nüfus var. Bu nüfus açısından da ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Şöyle ki, şimdi yağışın şeklinde bir değişiklik var. Yani yağış kar şeklinde değil, daha çok aslında yağmur şeklinde. İşte geçmişte bu mevsimde özellikle Ekim, Kasım, Aralık yağışın önemli düştüğü aylar olarak karşımıza çıkardı. Tabii bu Ocak, Şubat, Mart şeklinde devam ederdi ve bütün kış aylarına yayılırdı. Hocam şimdi kameraman arkadaşım bir görüntü veriyor orada. Gördüğünüz o noktada tekneler var. O tekneler kısa bir süre önce neredeydi? Yani aslında o tekneler değil. Şu an gördüğünüz o tesislerin altındaki o beton şeyler, kaldırımlar, onlar bile su altındaydı. Yani oradan bu tarafa 15-20 metre var. Tabii ki oradan buraya doğru. Hayır, o yatayda çekilme aslında oradaki dikey çekilme yaklaşık 1,5-2 metrelik. 2 metreye yakın, 2 metreden belki fazladır. Yani çok fazla bir çekilme var. Yani buralar tamamen sular altındaydı. Yani şu gördüğünüz bu nokta. Tabii buralar tamamen sular altındaydı. Yani bunu aslında şu alanda da görmeniz mümkün. Şu seyirlik teraslar var. O seyirlik terasların tamamı sular altında. Peki hocam, şunu soralım. Alınması gereken önlemler nelerdir? İşte alınması gereken, küresel iklim değişikliğinin önüne geçemezsiniz. Küresel ısınmanın önüne geçemezsiniz. Bugün aslında yaşadığımız COVID-19 tehdidi, bütün dünyayı yani bu pandeminin yarattığı olumsuz sonuçları biliyoruz. Küresel iklim değişikliğinin olası etkileri pandemiden 1000 kat daha tehlikeli. Yani aslında tek bir ülkenin alabileceği bir çözüm yok. Bütün dünyanın bu konuda aslında çözümler alması gerekiyor. Her şeyden önce fosil yakıtlarla ilgili bir takım konulara adımlar atmaları gerekiyor. Ama havza ile ilgili alması gereken çözümler var. Çünkü eğer havzada 20 yıl sonra yaşanacak olası su sorununu şimdiden çözmek istiyorlarsa kesinlikle tedbirler alınmalı. Yani bu 1 milyonun üzerindeki insanın içme suyu ve kullanma suyu sorununu yakın gelecekte, yani o 20 yıllık süreç içerisinde karşımıza çıkacak o sorunu çözmek için adımlar atılması gerekiyor. Peki son olarak sorayım. Sahilde kemikler ve kafatasları bulundu. Bunların nedeni ne olabilir? Bunların nedeni şey olabilir. Şimdi göl seviyesi çekilince aslında eski Urartu kentlerinin birçoğu yüzeye çıktı. Mesela Erciş'te Erciş Kalesi ve yakın çevresi yüzeylendi. Yani suyun yüzeyine çıktı. Yakınında da mezarlıklar vardır. Muhtemelen o mezarlıklardaki kemikler yüzeylenmiştir. Yani o eski tarihi kentlerin, o yerleşmelerin yakındaki mezarlıkların bulunduğu alanlardaki işte o insanların işte peki, kemikleri, onlar yüzeylenmiştir. Peki, çok ondan teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Van Gölü'ndeki çekilme ile ilgili konuğumuz bilgi verdi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
Ahmet Çelik ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Rize'den bir haberle devam edeceğiz. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan karla Petranbord adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyorlar. Köylüler ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attılar. İzliyoruz. 7'den 70'e Petranbord yaptılar. Doğu Karadeniz'de yaylalar mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan karla Petranbord adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyorlar. Köylüler ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı. Tahtalarla dedi kuzelim. Stresi atay bu kazmak şeyle kaymakla. Yıllardır sürdürülen gelenekle dik yamaçlarda kayak yapılıyor. Meşeköy köyü bu yıl koronavirüs kısıtlamasını kente geçirmek istemeyenlerle dolu. Burada rahatık. Biraz kar yağınca çıkıp kayayık. Birbirimize cidup çay içeyik, korkmayık. Hiçbir yere inmeyik, Rize'ye inmeyik. Alışverişi buraya da kimse gelmiyor. Alışveriş edince bir çocuk görevlendiriyor. Cidiceliği kapımıza plakıyı. İstanbul Avcılar'da kurulan bir çadırda marka ürünler %80'e varan indirimlerle satılıyor. A Haber muhabiri Tuğba Kezer ayrıntılarla şimdi karşımızda olacak. Tuğba söz sende. Evet, indirim çadırları cüzdan dostu olmaya devam ediyor. Biz de şu anda İstanbul Avcılar'da kapılarını açan bir indirim çadırındayız. Burada neler var? Hemen şöyle göstereyim. Kışın çocukların giyebileceği bu şekilde montlar var. Normalde bu montların fiyatları nedir, piyasa fiyatı? 120 TL'den montlar başlıyor normalde. 120, 170, 200'e kadar çıkıyor. Ama buradaki fiyatı hemen baktığımız gibi 49.90 diyebiliriz. İşte bu şekilde çocuk ürünleri de normalde piyasa fiyatı 40 lira ama burada etikete baktığımızda 15 lira olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu alışveriş indirim merkezinin, indirim çadırının bir AVM'den farksız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada çok fazla ürün var. Hemen baktığımızda bu şekilde halıları görmemiz mümkün. Bu halılar baktığımızda aslında şu şöyle 4 metre kare bir halı. Burada 4 metre kare bir halı. Normalde piyasa fiyatı baktığımızda 720 lira ama burada 325'e düştüğünü söyleyebiliriz. Efendim fiyatlar nasıl? Fiyatlar dışarıya göre gayet uygun. Dışarıda hani nasıl, ne kadar mesela dışarıda bu ürünler? Ben bu tralılara bakıyorum, 4 metrekare halılara. 800 bin lira civarı gördüm halılar. Burada 325 TL'ye. Yani yarı fiyatından daha az, daha uygun oluyor. Daha burada uygun diyorsunuz. Evet, burada hemen yün halılar görüyorum. Yün halılarına aslında baktığımızda 5 metrekare bir yün halı. Bu yün halının fiyatı 1230 lira ve 475 TL'ye düşmüş. Tabii burada kadın ürünleri de var. Hemen kadın ürünleri şu şekilde gösterelim. Bir kadın tunik normalde dışarıda baktığımızda 120 lira. Hemen burada gördüğümüz üzere 60 lira olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada daha neler var? Sadece kadın ürünleri değil, burada erkek ürünleri de olduğunu söyleyebiliriz. Erkek kıyafetleri de mevcut. Ayakkabıdan pantolona, gömlekten kazaklara her türlü ürün mevcut. Beyefendiler burada en çok neyi tercih ediyorlar? En çok kaban ve yelekler şu an talep ediliyor. Normalde bu kabanın fiyatı baktığımızda hemen 139, yeleğin fiyatı 139 lira. Ama burada etiket fiyatı 49.90. Kabanlar hemen, erkekler daha çok kışın kabanları tercih ederler. Çünkü havalar artık çok soğuk. Bunun fiyatına baktığımızda yaklaşık 600 lira. Ama burada etiket fiyatı 149.90. Tabii burada sadece kıyafet yok. Bu şekilde ev tekstili ürünlerde mevcut ürünlere baktığımızda aslında hepsinin fiyatı çok çok uygun. İnsanlar buraya gelip burada çok uygun fiyata alışverişlerini yapabilirler. Çünkü cep dostu dedik. Burası bir AVM'den farksız dedik. Burada sadece AVM'den farklı olarak sadece yemek yeme alanı yok. Onun dışında her şey var. Aslında baktığımızda burada bir medikal ürün görüyoruz ve buradaki indirim çadırındaki benim en favori ürünüm. Çünkü yayından önce biz aslında gezdik. Hemen kısaca bundan da bahsedelim.
diyelim. Böyle baktığımızda buna bindiğimizde bu yaklaşık 10 dakikada 200 kalori yakıyor. Yani aslında kadınların çok ilgi duyabileceği bir ürün diyebiliriz. Tabii avcılarda bu indirim çadırı ne zamana kadar devam edecek? Yılbaşına kadar, 31 Aralık'a kadar bu indirim çadırı burada devam edecek diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Tuğba Kezer'e çok teşekkür ediyoruz ve Ajans bugünü noktalıyoruz haftanın ilk gününde değerli izleyenler.